Metin abiyle tanışmamız çok enteresan. Biz ufacık bir firmayız. Sokaktan, piyasadan malları, mülkleri topluyoruz. İşte soğutma makinesi nasıl yapılır? Bir tane batarya alırsınız, bir tane kompresör alırsınız, otomatikleri alırsınız, elektrik panosunu bağlarsınız, soğutma makinesi yaparsınız. Biz ufacık bir tedarikçiyiz. Bize de Alişan Ercan abi, Ercan Teknik mal satıyor. Aldığım mal yılda 100 bin dolar, 50 bin dolar, ufacık rakamlar. Dedim ki ben fabrikadan mal satın alacağım arkadaş. Benim için dedi fark etmez dedi Alişan abi. Ben biliyorum Alişan abi onun altından tabii komisyon alıyor. Kendisi de söylüyor ayrıca açıkça. Gittik Metin abiyle tanıştık. Dedi ister benden al aynı fiyat, ister onlar al. Ben dedim ya komisyon ne yaparsanız beni ilgilendirmiyor. Ben direkt üretici firmadan mal alacağım. Tabii Metin abi hem çok eski bir tüccar, hem çok iyi bir mühendis, hem de aksekili. Böyle karışım maalesef piyasada çok bulunmuyor. Bu ustaların ustası, bu iyilerin iyisi adam. Bize çok uzun yıllar boyunca, arada ben Alişan abi olduğu için biliyorum, Alişan abiye de komisyon verdi, bana da stabil bir fiyatla mal verdi. Sonra uzun yıllar boyunca o güzelliği hiç bozmadan, Alişan abiyle de izin alarak biz direkt Firtem'le çalışmaya başladık. Bizim bataryamızın başlangıcı, bizim mühendislik tasarımlarımızın başlangıcı hep Metin abiyle beraber yaptığımız çalışmalarla beraber oldu. Cantek 25 yıl içinde inanılmaz gelişmeler yaptı. İnanılmaz değişimler yaptı. Kendini yeniledi. Sürekli kendini bir adım yukarıya attı. Sürekli arayış içinde oldu. Zaten bu arayışların yansımaları da Everest'e çıkma, denizaltına dalma olarak da yansıdı. Hatta belli oranda biz de Everest'e çıkarken Hakan Bey'le ve Cantek'le bir arada olmaktan mutluluk duyduk. Bu Everest'e çıkma bir serüven olarak görülmemesi gerekir. Bu bir bakış, bu bir anlayış. En uçlara çıkmak isteği. Her fabrika ziyaretinde, her bir araya gelmemizde yeni gelişmelerini gördüm. Bu yeni gelişmeler de beni mutlu etti. Ve bu Türkiye için bir onur, Türkiye için bir kazanç. Devam edeceğine inanıyorum. 25 değil, 50, 50 değil, 75. Biz gelip geçeceğiz. Hakan da gelip geçecek. Ama bu gelip geçme bir anlayış, bir yaşam biçimi olarak büyük ihtimalle Cantek'e yansıyacak ve devam edeceğine inanıyorum.